dekorasyonu denince akla beyaz ya da cıvıl cıvıl renkler geliyor. Ancak bu yıl siyah rakiplerini bir adım geride bıraktı. Son Moda'da sizler için siyah dekorasyonunun püf noktalarını araştırdı. Siyah koltuklar, siyah objeler, siyah halılar. Siyah denilince dekorasyon zor olsa da aslında bu görüntü son derece sofistike. Peki bu sofistike görüntüye nasıl ulaşabiliriz? Öğrenmek için Merve Ata Arslan'ın yanına gidiyorum. Merhabalar Merve Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Siyah rengi en korktuğumuz renklerden bir tanesi ev dekorasyonunda. Peki neden böyle bir algı var? Bizde Türk milleti olarak bazı böyle kodlanmış zevklerimizle ilgili şeyler var. Bunlardan bir tanesi mobilyada ya da ev dekorasyonunda eğer koyu renk kullanırsak mekanın daralacağı ya da kasvet çökeceği gibi bazı şeyler hep eskiden beri kodlanmış. Ve açık renklerde biz evin daha ferah olduğunu düşünürüz. Doğru. Peki bu siyahla mümkün mü? Siyahla şöyle mümkün. Siyahı mobilyada ya da dekorasyonda kullandığımızda yanındaki yan oyuncular dediğimiz aksesuarlarımız, kırlentlerimiz, perdemiz vesaire ya da duvar rengimiz onu siyahla dengeleyecek şekilde bir tık daha sade, daha nötr tonlarda seçmek gerekiyor. Burada tek bir parça. Gördüğünüz gibi krom bir aksesuar. Nasıl canlılık kattı değil mi birden siyahın üzerinde olması? Aynen. Bir de şöyle bir örnek gösterebilirim. Bakın burada yine siyah bir mobilya gösterdik, kullandık. Cilası parlak. Parlak her zaman siyahı daha havalı hale ve daha dinamik hale getiriyor. Duvarı da yine aynı şekilde koyu renk kullandık. Ama mekanda bir kasvet, bir böyle mekanı daraltacak bir hava yaratılmadı. Neden? Çünkü onun dışındaki her şey gayet net. Objelerden örnekler verecek olursanız neler tercih etmemiz gerekiyor siyahla kombinlenebilecek tarzda? Biz son birkaç senedir siyahla aynalı aksesuarları daha fazla kullanıyoruz. Çünkü genelde kullandığımız evet siyahı matta da kullanıyoruz ama parlak cilada daha güzel kendini gösterdiği için onunla birlikte aynalı aksesuarları bir arada kullandığımızda ya da böyle dev aydınlatmaları, bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Tüm bunları yapmak için çok büyük mekanlara da ya da çok yüksek tavanlara da aslında ihtiyacımız yok. Önemli olan her şeyi aslında birbiriyle dengelemek. Tabii burada birazcık profesyonellerden de kesinlikle destek almak evet, gerekiyor. Evet, çünkü çok değerli mimarlarımız var. Mağazaya ilk girdiğimde dikkatimi çeken yatak odası takımı sanırım. Böyle siyah yine çoğunlukta fakat varaklı ve altın sarısı değil mi? İşlemeler var Merve Hanım. Bu da oldukça şık. Sizin dediğiniz gibi yine renklendirilmiş durumda. Aynen. Şimdi burada da yine evet bir siyah ağırlıkta. Fakat burada siyah kullanılarak klasik bir hava yaratılmış. Yani üzerine konulan mermeri. Siyahla beraber kullanılan altın varağı, bu olayı biraz daha artık klasik yöne doğru taşımış. Yani siyahı hem modernde, işte hem avantgard havada hem de gördüğünüz gibi klasikte de bu şekilde kullanabileceğimizi aslında bir örneği. Salonlarımızda ya da yaşam mekanlarımızda diyelim, kullandığımız her odamızda ihtiyacımızın ne olduğuna ve gerçekten mekanı nasıl kullanmak istediğimizi karar vermemiz işin başlangıç noktası. Önce ihtiyacımıza karar verdik, neler istediğimize karar verdik, bir profesyonelden yardım aldık, renklerimize karar verdik, mobilyalarımızı seçtik, halılarımızı, aydınlatmalarımızı, duvar rengimizi vesaire vesaire. Her şeyimiz bittikten sonra iş artık aksesuar yani aslında makyaj kısmına geliyor. Burada kullanacağımız kırlentler mesela düz bir kanepe, düz bir kumaş, düz yine siyah. Yine tabii ki siyah. Siyah, evet yine siyah. Siyahın da ağırlığı bir başka değil mi? Evet çok asil duruyor bence. Dekorasyonda siyahı sadece oturma odalarımızda ya da salonlarımızda ya da yatak odalarında kullanmak zorunda değiliz. Evet.
siyahı gördüğünüz gibi çalışma her yerde. Evet, kesinlikle koltuk da dahil buna. Her şey simsiyah burada ama çok şık durmuyor mu sizce de? Sizin de az önce söylediğiniz gibi gerçekten rahatlık da çok önemli dediniz salonlarımızda. Artık o salonlarımız kilitlenip kalmıyor ve evet, rahatça kullanmamız gerekiyor. Koltuklar da gayet ona göre tasarlanmış. Oldukça rahat. Doğru. Merve Hanımcığım, peki bize ev dekorasyonuna dair birkaç tüyo verebilir misiniz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dekorasyon işi gerçekten uzun süreç alan bir işlem. İşin mimari kısmı, imalat kısmı, karar verme kısmı vesaire. O yüzden yaptığınız zaman A'dan Z'ye her şeyi çok doğru matematiğiyle ve güzel zevkiyle yapmak lazım. Bana göre dekorasyonda kullanılan her parçanın çok rahat, konforlu, işlevli ama aynı zamanda sıkılmayacağımız, senelerce kullanabileceğimiz, zamansız dediğimiz parçalardan oluşması gerekiyor. Ev dekorasyonunda siyah renkle nasıl sofistike bir görüntüye kavuşabiliriz? Hepsini Merve Hanım'dan öğrendik. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.